Kardeşlerim, biz geleceği bilmeyiz. Bir saat sonrasını bilmeyiz. Yarın ne olacak bilmeyiz. Sıkıntı içerisinde sen dua et bu sıkıntıdan kurtulmak için. Dua ediyorsun. Acele de etme kardeşim. Allah dilediği zamanı yaratır. Şimdi Allah biliyor yarın bu adam bu sıkıntıdan kurtulacak. Bu adam bugün dua ettim olmadı, ettim olmadı. Allah'ım ben öyle perişan ediyorsun, ben ne yapıyorsun, ne olacak benim halim veya küsür vesaire vesaire. Cenab-ı Allah da biliyor ki yarın bunun sıkıntısı gidecek ve yarın sıkıntı gittiği zaman Allah diyerek havalara hoplayacak, sevinecek ve söylediği o sözlerden pişman olacak. Onu bilmiyor ama Allah biliyor. Ona güveniyor yani. Ya da tam tersi olur değerli kardeşlerim. Yiyoruz, içiyoruz, gülüyoruz, oynuyoruz ama kader ilahi. Herkesin eceli gelmiş, vakti saati yaklaşmış, gökyüzünden ölüm okları fırlatılmış. Artık o ok bir saat sonra, bir gün sonra gelip sana saplanacak ama sen bunu bilmiyorsun. Yiyorsun, içiyorsun, gülüyorsun, eğleniyorsun ya da günahların içerisinde, boş işlerin içerisinde vakit öldürüyorsun. Allah'a ibadet edecek, tövbe edecek ve ölüme hazırlanacak yerde. Yani iyilik cihetinden de, kötülük cihetinden de ne olacağını bilemiyoruz. Eğer biz Müslüman gibi yaşarsak, Müslüman olarak yaşarsak gibisi fazla, ölüm ne zaman gelirse gelsin, bizi Müslümanlık üzerinde bulur. Sorun yok. Onun için Allah-u Teala وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ buyuruyor. يَا اِيُّهَا الَّذ۪ينَ اَامَنُوا تَقُوا اللّٰهُ. Ey Müslümanlar, devamlı takva üzere bulun. İyilerle beraber olun. وَلَا تَمُوتُنَّ, buna da dikkat edin. Ölmeyin. اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, Müslüman olarak ölün. Yani hayatınızın her anında Müslüman olun, Müslümanca davranın, Müslümanca yaşayın. Ölüm ne zaman gelirse gelsin, sizi Müslümanlık üzere olsun. Kim insanlar var, Ezrail geldiği zaman canını alacağım senin kardeş, hazır ol dediği zaman canını sevim senin. Neredeydin, seni bekleyip duruyordum ben de, hoş geldin, sefalar geldin, getirdin der. Ve hemen ölüme hazırdır. Eline, ayağına, gözüne, kulağına hakkınızı helal edin. Haydi bana eyvallah, hoşça kalın der. Yatar ölür yani. Ama ölüme hazır olmayan insan korkar, patırdar, morarır, kızarır. Çabalar. Ne fayda? Ne fayda? Ya Rabbi bana biraz daha ömür ver. Biraz daha ömür ver. Bak nasıl olur, namaz kılacağım, kazalarımı yapacağım, malımı vermedim, zekatlarımı vereceğim, biraz daha ömür. Yok, vermezler. O yüzden şuurlu yaşamak lazım, dikkatli yaşamak lazım. Kalplerimiz Allah'ın elinde. İslam'da sabit tutması için yalvarmamız lazım. Dilerse bizi aziz eder, aziz olmanın şartlarını yerine getirmemiz lazım. Dilerse zelil eder, kendimizi zillete düşürecek, ayıp ve utanca sokacak işlerden kaçınmamız lazım. Adam gitmez gitmez ama bir gün kötü bir yere gider, ölüm orada da gelebilir. Ben bir adamı seyrettim. Şeriatın aleyhine konuşuyordu kürsüde. Müslümanlara, gerici yobazlara kalmayın diyordu. Mikrofonun başında düştü, öldü. Adam pavyonda ölüyor. İçkili bir şekilde. Ya da içmişler, yolda giderken trafik kazasında sarhoş gidiyor. Ya da benim bir akrabamdı, ruhu şad olsun. Bayram namazına gidiyor camide. Caminin içerisinde namaz kılarken, bu namaza gittiğinde caminin içerisinde vefat ediyor. Arafat'ta vefat ediyor adam. Vesaire. Nasip işi yani. Nasip işi deyip de yani burada
kendi gayretimizi, çabamızı, arzumuzu, isteğimizi, fiilimizi de bırakmamak lazım. Allah dilediğine verir ama dilemesinin bir sebebi vardır yani. O sebebe sarılmak lazım. Neyse değerli kardeşlerim, sözü çok uzattık. Hoşça kalın ve selam.